Değerli kardeşler, bu vesileyle darbeye karşı durup da hemen yanı başımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde can veren kardeşlerimiz başta olmak üzere birçok yerde can veren kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Onlar canlarını verdi, memleketi kurtardı. Onları kaybettik belki ama memleketi kaybetmedik. Memleketi kazandık. Bu yönüyle o kardeşlerimizi ümit ediyoruz ki Rabbim cennetine koysun, onları şehitler sınıfından yazsın. Biz bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz. 90'lı yıllardan tanıyoruz. Müslümanları gözaltına alıp işkence kardeşlerimizi kaçırıp infaz ettikleri dönemden tanıyoruz. Onlarca kardeşimizi 90'lı yıllardan kaçırdılar, infaz ettiler. Müslümanlara operasyonlar yaptılar, PKK'nın önünü açtılar. Bugün bölgede PKK güçlüyse bir taraftan derin devletin, bir taraftan da bunların sebebiyledir. Çünkü İslami çalışmaları engellediler, PKK'nın önünü açtılar, gençler PKK'nın saflarına kaydılar. Değerli kardeşler, bu zihniyeti tanıyacağız. Ama elhamdülillah bunlar intihar ettiler. Bunlar yıllarca biriktirdikleri zehri kendisine akrep misal sokarak kendisini intihar ettiler. Değerli kardeşler, evet bir darbe atlattık. Halk bir araya geldi. Farklı fikirde, farklı düşüncede, farklı yaşantıda halkın farklı kesimleri bir araya geldi. Bunu bir kazanım olarak görelim. Bunun altını dolduralım. Bunun içini dolduralım. Ve bunun içini doldurmak üzerinden bir araya gelelim. Birbirimizi tanıyalım. Birbirimize yakınlaşalım. Emeli olan, farklı amacı olan bu ülkeye yönelik farklı amacı olanların emelleri boşa çıkaralım. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki darbeler bitmez. Bu coğrafyada darbe bitmez. Bu coğrafyada emperyalist güçlerin hesabı bitmez. Onun için bu darbeleri bitirecek olan halkın birliğidir. Evet, gerçekten de darbe gecesi bu halkın tankların önüne çıkıp da darbeyi bitiren bu halkın görüntülerini seyrettikçe Mısır'ı hatırladım. Sabaha kadar Mısır için kahroldum. Keşke orada da kardeşlerimiz başarsaydı dedim. Keşke Suriye'de de, keşke Libya'da da, keşke birçok İslam ülkesinin diktatörlerine karşı şu anda zulüm altında olan kardeşlerimiz başarsaydı dedim. Duamız odur ki Rabbim oradaki zulmü de bitirsin, zalimleri de kahretsin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun.